Evet, herkese merhabalar. Ben Fero. Bugün O Ne Diyor'un sosyal medya sorularını yanıtlayacağım. Bakalım nasıl sorular var. Hepimiz göreceğiz. Bre. Evet, ilk soruyla başlıyorum. Saçlı bir fotoğrafın var mı? Ne zamandır kazıtıyorsun? Böyle karizmatik olan öyle nasılmış görelim de bitirişi. Not found error 404. Şimdi şöyle, şu an bir tık saçım var. Yaklaşık 3-4 günde bir usturaya vuruyorum. Bazı berberler ters vuruyor, o zaman 5 günde 6 günde bir vuruyorum usturaya çünkü vakit kazanıyorum. Çok sevmiyorum kendimi saçlı. Yoksa az çok saçım var. Saçlı fotoğrafım da Instagram'da aşağılarda vardır. Ünsüz birkaç fotoğrafın duruyor, hepsini kaldırmadım. Rap yapmaya başlamadan önceki mesleğin neydi? Özel sektörde satış elemanıydım. Sağlık turizmi. Avrupa'daki ülkelere saç ekimi. Göz, diş ve plastik cerrahi operasyonlar satıyordum. Buraya getirip ameliyat edip gönderiyorduk. Gezdirmeden böyle bir istiklali göstermeden saç ekip gönderiyoruz. Peki kel biri olarak saç ekimi satmak zor olmadı? Kel biri olarak saç ekimi satmak zor ama şöyle yani nasıl desem, kişiye göre biraz nabza göre şerbet vermek gerekiyor. İşte nişanlım böyle beğeniyor diyorsun ya da işte param yok para biriktiriyorum diyorsun ya da yaşım genç diyorsun. Yani yapacak bir şey yok, işte ekmek parası. Beyaz anneannem gibidir ne demektir? Yani beyaz anneannem, beyaz derken şimdi ben yine koyu saçlı, koyu renkliyim. Yani bir Finlandiyalı değilim yani. Anlatabiliyor muyum? Ama anneannem sarışın, mavi gözlü. Hani farklıyız. O da o anlamda white grandma bu. Direkt beyaz anneannem gibi de anneannem. Yani kollar, klipte anneannemin kolları belli böyle işte. Bu o anlamda yani direkt. Yeni şarkı ne zaman ve kol kaç santim? Teşekkürler hocam. Kolumun uzunluğunu sorduğun için 7 şarkılık bir albüm, 7 yeni şarkı. 20 Şubat'ta yayınlayacağım. Kollarım şu an yaklaşık 37-38 santim. Bisepslerim, evet trisepslerim beraber. Şöyle çok büyük olmadığını biliyorum ama vücuduma göre de okey. Benim max 44'ü gördüm, 92 kilo oldum. Şu an garip bir fiziğim var yani, insanlar kilomu hiç tahmin edemiyor. Bel altım çok ince, bel üstüm kalın. O yüzden aslında 68 kiloyum şu an yani. Bam. Ama 68 kilo adama göre iriyim. Beni görsen 68 kilo demezsin. Okey. Bir anda patladım, bir anda düşme korkusu var mı? Bu camia, bu sektör aslında tam bir anda düşmelik bir sektör ama yani iş bana kalıyorsa sanmıyorum. Dış etkenlere bağlı. Dış etkenlerde de benim elimde olmayan şeyleri bilemem yani. Bakalım. Düşmemek için elimizden geleni yapacağız hocam. Bu şekilde. Bir anda çıkma gibi bir umudumuz da olmadığı için alışmadık yani. 27 yıldır ünsüzüz zaten. Çok fark etmez. All-Star'a gidebilecekken, bu arada bu NBA All-Star, parayı denkleştirdi mi konserlerden iyi kazanıyorsundur parantez içinde. Bu arkadaşımız da mali konularla ilgilenen bir kardeşimize benziyor. Evet, parayı denkleştirdim. Yani şöyle, Amerika'ya giderken para denkleştirme gibi bir şey tabii olmuyor da kendi kendime rahat edecek kadar bir para denkleştirmiştim. Şimdi o para yönetmenlere, kurgulara, her yere gitti işte, ne yapacaksın? Sana çok aşığım ama burası kasıyor, nikah masasına geçelim mi? Hayaller kurardık. Yani şimdilik benim için biraz böyle şeylere erken, 27 yaşındayım. Ben babam 42 yaşındayken doğmuşum. O yüzden arada bir 9-10 albüm var yani. Cidden o deve kuşu yumurtasını yedin mi? Evet yedim. Şöyle yaklaşık 20 tane beyaz, 20 tane normal tavuk yumurtasına denk geliyor bu deve kuşu yumurtası. Şimdi çekerken sahneye iyi çıksın diye ben normalde bir de çok hızlı yemek yerim yani. Askerde alıştım hızlı yemek yemeye. Böyle bizi sabah kaldırıyorlardı. Bir 10 dakikalık bir yemek zamanı vardı. Sabah 6'da yemezsen 12'ye kadar açtım. O yüzden hemen pıt pıt pıt, onun keyfiliği bitti benim için. Yani 20 yumurtalık bir şeyse o, 20 tavuk yumurtasına bedelse 8-9 yumurtasını yedim çekilmesine aslında yani. Zaten sırf denemek için bile yerdim, merak ediyordum. Çok büyük olmasına rağmen tadı yavan değil. Normalde doğada büyük olan şeylerin tadı kötü olur. O iyiydi. Tabii doğada diyorum yani. Kontkar vs. Şehinşah hakkında düşünceleri. Şu ana kadar Kontkar'la tanıştım, henüz Şehinşah'la tanışmadım. Ben bu durum yaşandığında rap dahi yapmıyordum. Ve rap yapmadan önce de sadece bir dinleyiciydim. Hiç kimsenin hiç kimseyle olan ilişkisini, iyi veya kötü durumunu bilmiyordum. O yüzden ikisi de yaptıkları işte başarılı. İkisinin de başarılarının devamını diliyorum. Galerindeki en son fotoğrafı bize gösterir misin? Vallahi süper. Şu ana kadar en beğendiğim sorulardan biri oldu. Bir bakmam lazım. Acaba bir bakabilir miyim? Şimdi bazen tabii before after yapmak için sporda kendimi böyle farklı farklı açılardan çekiyorum. Eğer öyle bir şeyse. Son fotoğraf fanlarla olan bir fotoğraf. Evet, göstereyim size. Hikayesini anlatayım. Çocuklar geldi, ikisinin de şarjı bitmiş. Fotoğrafı benim telefonla çektik. Instagram'dan onlara mesaj olarak gönderdim. Bu şekilde.
Evet, Benfero ile o ne diyor soruları devam ediyor. Müthiş sorularla beraber olacağız az sonra. Şimdi bakıyorum. Make Kelly Great Again, Kelly Was Never Bad kampanyası başlatacağım. Kampanyanın yüzü olur musun? Tabii ki oluruz. Ücreti konuşalım. Pss, Turkish Jonas'ınız. Ülkenin en cool Kelly olmak nasıl bir duygu? Cem Yılmaz abi artık saçlı diye bu bize böyle söylenmiş olabilir. Sen öyle diyorsan öldür. Çok teşekkür ediyorum. Benzini belli başlı yerlerden, trap müziği de kellerden alabiliriz. Bütün kliplerinde gangster gibi görünüp... Şimdi bir dakika yani. Klibinde anneannem oynuyor yani. Silah mı çekiyorum böyle? Hani onu da yaparım belki de yani. Çok da gangster gibi göründüğümü düşünmüyorum. Sen öyle gördüysen, bu arada öyle bir vibe verdiysen de kıyak. YouTube için konuk olduğun videolarda tam bir beyefendisin. Sen kendini bize tanıtacak olsan hangisini seçerdin? En büyük kabadayılık beyefendiliktir kardeş. Bu şekilde. Nerelisin? Şimdi bu öyle bir soru ki gerçekten buna benim bir cevabım yok gibi. Almanya'nın Bonn şehrinde doğdum. Berlin'den önceki başkent. 1991 yılında bir göçmen hastanesinde dünyaya geldim. 3 yaşındayken Türkiye'ye döndük. Babam Trabzonlu, annem Sivaslı. Kütüğüm Ankara. İzmir'de büyüdüm, İstanbul'da okudum, Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Yes, Türkiye'yim, dünyayım be. 1 milyon verseler Ezel'in kolunu kırar mısın reis? Seni seviyorum adam. Şimdi şöyle, yani ben kıyamam kardeşime yani. İnşallah bu paraları başka şekilde kazanacağız. Hiç ihtimalimiz olmasa birbirimizin kaburgalarını da kırabiliriz tabii ki de o para için. Ama belki kırmadan, birbirimizi kırmadan kazanabiliriz. Belli olmaz yani. Ona, Sercan'a bakar. Ezel okey derse sorun yok. Bize bir kere şu meşhur karnını ve silah dövmeni gösterir misin? Çek vur artık. Göstereyim şöyle. Şu içime soktuğum tişörtün beni rezil etmesin de. Şimdi bunun devamını başka platformlarda devam ettirebiliyoruz ama YouTube çok soft bir platform olduğu için bunun devamı, burayı sansürlersiniz, Pornhub'tan yayında. Tak. Protein tozu kullandınız mı ve Benfero yazı biçimiyle, teşekkür ediyorum bu soruyu soran Ada kardeşim için. Kullandım, hatta protein tozuna gelene kadar şöyle steroid hariç, bu bodybuilder olduğum dönemde yani bir o fotoğraflarım galiba internette var. Çok böyle iri yarı hem yağlı hem kaslıydım. O dönemde steroid hariç her şeyi kullandım. Değişik şeyler kullandım. Saçların dökülmesini de biraz ona bağlıyorum yani. Babamın var çünkü benle kıyasladığın zaman yani. Yapacak bir şey yok. Amen got to do what amen got to do. Klipteki cidden anneannem mi? Evet, cidden anneannem. Çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Şimdi klipteki cidden anneannem de, anneannem Ankara'da oturuyor. Klip İzmir'de çekildi. Yani ben anneannemi bu sahne için Ankara'dan İzmir'e getirttim. O zamanlar bir de yani değişik işte, anneanneyi rap klibi için çağırttırmak ve getirtebilmek. Vallahi sağ olsun geldi. Kadına bir şey demedik falan. Oğlum güleyim mi falan diyor. Anneanne diyorum gülme, sert bak falan. Sert bakmamız lazım falan. Anneannem Sivaslı. Tabii anneannem Sivaslı. Ama daha çok Norveçlilere benziyor kendisi. Gerçek hıdıdı stili nasıl bir stil? Bunu çok soruyorlar bana. Güzel soru. Teşekkürler. Hıdıdı stili. Yani bir gün Snoop Dogg'u bilirsiniz. Snoop Dogg'un GGN diye bir programı var. Bir gün bu programı izliyordum ben. Bir gün G-Unit konuk oldu. G-Unit 50 Cent'in grubu belki bilirsiniz. O zamanlar yıl 2015-2014 falan. Muhtemelen 2015. Trap yeni yeni böyle Amerika'da daha yeni yeni dinleniyor, izleniyor. Snoop Dogg da diyor ki ya diyor bu yeni nesil rapçiler ne biçim adamlar diyor. You know hepsi aynı diyor yani. Bu şekilde diyor. Dalga geçiyorlar, gülüyorlar hepsi. Bu arada Snoop Dogg da özellikle 50 Cent ve ekibi zaten benim 2000'li yılların başında yani bu işe en çok merak sarmamı sağlayan ekipti. Hepsi birlikte gülüp dalga geçiyorlar onlarla. Ondan sonra birkaç program sonra Snoop Dogg Lil Boozy ile bir GGN yapıyor. İşte diyor Future diyor. Çok iyi diyor şu an filan diyor. Yani o yüzden kimseyi akir görmeyeceksiniz hocam. Böyle birden pat diye gelirler yani. Anlatabiliyor muyum? O da oradan geliyor yani. Şimdi onlar da kabul etti, saygı duyuyor yani. Sevdiğiniz insan için olduğunuz kişiyi değiştirir misiniz? Çok derinden bir soru. Şimdi şöyle, sevdiğim insan için olduğum kişiyi değiştirir misin? Zaten olduğum kişiyi sevmiyorsam o kişiyle olmam. Sevdiğim insan için de o okey diyorsa elimden geleni yaparım da o yok diyorsa da ne yapalım yani? Abi ne zaman üstüne bir şey giyeceksin? Oturunca bir tık olmasa bile yani deri bile olsa katlanıyor ya burada, göbek gibi oluyor. O yüzden otururken çıplak sevmiyorum. Ayakta böyle karnım daha net oluyor. O yüzden otururken giyiniyorum. Şu an
Gördüğün gibi bunun cevabı şu an. Evet, az sorumuz kaldı. LeBron James mi, Stephen Curry mi? LeBron James tabii ki, Kral James. Bizim öyle açık tenli çocuklarla işimiz yok. LeBron James direkt net yani. Bu arada Stephen Curry benim düşüncem basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi şutörü. Ama LeBron James dünya spor tarihinin gelmiş geçmiş en iyi atleti. Bu adama 35 yaşında boks antrenmanı yaptır. 38 yaşında ağır siklet dünya şampiyonu olur. Nereye çeksen gelir yani, böyle bir adam. Evet, son sorumuza devam edelim. Bakalım son soruya yakışacak bir soru mu geliyor? NBA'de hangi takımı tutuyor? Bunların peş peşe gelmesi de ilginç. Basketbola ilgisi nereden geliyor? Basketbola ilgim hip-hop'a olan ilgimle beraber doğru orantılı gibi başladı. Zaten benim gözümde benim takip ettiğim hip-hopçılar ve basketçiler hep birbiriyle orantılı ve etkileşimli insanlardı. Doğu yakasında Toronto Raptors'ı, batı yakasında Oklahoma City Thunder'ı destekliyorum. Basketbol en sevdiğim spor, beni ben yapan şeylerden biri. Oynuyorum da yani amatör birine göre kötü de oynamam yani. 1.77 falan, 1.78 falanım. Ayakkabıyla 1.80 diyelim. Normal potaya eskiden böyle topu havaya attıklarında pıt diye smaç basabiliyordum ya da voleybol topuyla. Şimdi biraz tabii 27 olduk. Tenis topuyla falan smaç basabiliyorum hala. Çok rahat değiyorum ama normal potaya. Evet, sorular. Albümü teslim eden Ben Fero'nun beyni gibi boş. Artık çok daha rahat ve mutluyuz bu şekilde. Teşekkürler ona diyor. Bu seferlik bu kadar. İlginiz ve katkınız için minnettarım. Ben Fero. Mahallemiz esmerdi, unutuldu. 3-2-1 diyorum artık. Mersi.